Geldiğimden beri herkes hırsını benden çıkartıyor. Kocama bile düşman ettiler bana. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Sahipsiz sandılar beni. Kimsesiz miyim ben? Kimsesiz miyim ben? Sen açmazsan ben de senin yanına gelirim. Kimsenin bana böyle davranmasına izin vermeyeceğim. Efendim, bir misafiriniz var. Kimmiş? Baba. Arzu, senin ne işin var burada? Dayanamadım. O evde daha fazla kalmaya dayanamadım. Sana geldim. Bana o kadar kötü şeyler söyledi ki artık o evde kalamazdım. Benim de bir gururum, bir onurum var. Sen gerçekten aptal mısın da benim haberim yokmuş. Baba. Kes! Çocuk gibi ağlayıp durma karşımda. Baba, kimse o evde beni istemiyor. Herkes bana çok kötü davranıyor diyorum, anlamıyor musun? O evde ne oldu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ama... Arzu, ben sana ne dedim, ha? Ne dedim? Ne yap, et o evde kal dedim, değil mi? Yapamadım işte. Kalamadım. En ufak bir tartışmada kuyruğunu kıstırıp buraya gelebileceğini mi sanıyorsun? Baba, gidecek başka hiçbir yerim yoktu. Senin evin kocanın yanı. Kenan benim artık kocam falan değil. O evde Sıratı'dan başka hiçbir şey değilim ben. Ya evime geldim işte. Baba, sana geldim. Kenan'la evlenirken, emir oğluyum diye ortalıkta gerine gerine dolaşırken böyle demiyordun ama. Sen yıllar önce çıkıp gittin bu evden. Artık buraya sadece misafir olarak gelebilirsin. Baba, sen de bana sırt çevireceksin. Arzu, şansını fazla zorlama. Al eşyalarını, dön evine. Baba, ne olur. Ne olur beni bu halde oraya geri gönderme. Baba, evine almayacak mısın beni? Kapıdan mı kovacaksın? Artık burası senin evin değil. Şimdi nasıl geldiysen dön kocanın evine. Bir daha da bana sormadan sakın buraya adımını atayım deme.